Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri. Seçim yanaştık sonra iktidar partisi vekillerinin sayın vekilimizi, yerine milletvekilimizi hariç tutuyorum. Bu koltuklarda oturmaları muhtemelen zul gibi gelecek kendilerine. Ben de buradayım. Görüyorsunuz. Hükümet kanadından bir tek vekilimiz vardı. Teşekkür ederim kendisine. Gerçekten bu hükümet kurulalı yaklaşık 1,5 yıl oldu. Bu hükümete mensup bakanlar önce tayyare uçuracaklarını söylediler. Sonra memleketi uçuracaklarını söylediler. Daha sonra ekonomiyi uçurduklarını iddia ettiler. Ama ne yazık ki ülkemizde yaşanan gerçekler değil uçmayla yakından uzaktan alakalı. Neredeyse ekonominin eli ayağı kırılmış, beli kırılmış, vatandaşın alım gücü büyük oranda düşmüş ve insanlarımız neredeyse gelecekteki gelirlerini ipotek altına koyarak yaşamak zorunda kalıyorlar. TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi bizim elimizde olan bir şey değildir. Bu bir realite. Ama ülkemizde ürünlerin, dayanıklı tüketim mallarının dövizle satılması, konutların dövizle satılması, kiraların dövize endeksli olması ve yine okul taksitlerinin, bu yalnızca üniversiteler değil, özel okullarının taksitlerinde, yani ilkokul, ortaokul, okul öncesi, lise gibi özel okulların taksitlerini de dövize bağlanması aslında ülkemizde insanlarımızın çok zor koşullarda yaşaması sonucunu doğurmaktadır. Belki de gerçekten içinden çıkılması mümkün olmayan bir cenderenin içine düşülmesine neden olmaktadır. Bu hükümet ekonominin uçtuğunu söylerken, çok büyük ilerlemeler kaydettiğini söylerken, insanlarımızın günlük yaşantılarının ne olduğunu ısrarla görmemek gibi bir tavır takınmaktadır. Ve bu olumsuzluğun insanlarımız üzerindeki etkisinin azaltılması adına da hiçbir tedbir almamaktadır. Belki dövizin artar olması bu hükümetin elinde değildir ama dövizin artmasının yarattığı olumsuz sonuçların düzeyinin azaltılması adına veyahut da halkımızı daha az etkilemesi adına alabileceği tedbirler muhakkak ki vardır. Düşünün siz, biz yaklaşık 1.7 milyar dolarlık ithalatımızın 1.4 milyar dolarını, 3.5 milyar dolarını, 1.3'ünü Türkiye'den ithal etmekteyiz ama Türkiye'den ithal ettiğimiz ürünlere de döviz ödemek durumundayız birçoğunu. Bu hükümetin behemehal Türkiye ile bu konuyu çözmesi gerekir. Veyahut da Türkiye'deki ihracatçılarla bu konuyu çözmesi gerekir. Çünkü hem Türkiye'de hem bizim ülkemizde kullanılan para birimi Türk lirası. Dolayısıyla bu konuda adım atılması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Yine dövizin etkisinin azaltılması adına gümrüklerden elde edilen gelirin, ki döviz bazında gelirdir bu, yeniden bir değerlendirilmeye tabi tutulması
zorunludur. Bu iki şekilde olabilir. Ya gümrük vergilerinin düşürülmesi nedeniyle dövizin etkisinin, olumsuz etkisinin azaltılması mümkündür. Veyahut da döviz kurunun sabit bir noktada tutularak ve belki yılda bir defa bir ayarlama yapılarak dövizdeki olumsuz etkinin, piyasaya etkisinin azaltılması mümkün. Ve yine bir diğer seçenek, devletin gelir vergisinden aldığı oranların değerlendirilmesidir. Sayın eski Maliye Bakanlarımızdan Ersin Tatar'ın dünkü gazetelerde çıkan bir yazısı vardır. Ben o yazıyı satır satır okudum. Önerilerinden bir tanesi de belki de 15 yıl önce belirlenen bir asgari ücret üzerinden ortaya çıkan vergi oranları dilimlerinin %37'den %30'lara düşürülmesidir. Şimdi bir iktidar partisi milletvekilinin gerçekten kamuoyuyla paylaştığı ve toplumun yarasına bir nebze olsun merhem olabilecek böyle bir öneriyi iktidar partisi, iktidarın kendisinin bizzat kendisinin başbakanın, başbakan yardımcısının, maliye bakanının veyahut da kabinenin neden düşünmediğini ben çok merak ediyorum. Esas olan yürütmede halkın refahının artırılması, geçim düzeyinin sağlanması, yükseltilmesi veyahut da insanlarımızın satın alma gücünün artırılması değil midir? Bizim dönemimizde de oldu bu tür döviz artışları ama biz biraz önce söylediğimiz tedbirlerden bazılarını aldık. Yani gümrük vergilerini düşürdük, KDV'yi düşürdük ve buna benzer tedbirler alarak fiyatların ülkemizde dövizin arttığı kadar artmasını engelledik. Daha minimum düzeylerde kalmasını sağladık. Yani insanlarımızın aldığı maaşların satın alma gücünün korunması adına bir tavır ortaya koyduk. Ama gerçekten dediğim gibi bu hükümetin böyle bir tanı yok, böyle bir öngörüsü yok, böyle bir projesi yok. Çünkü zaten halkın nasıl geçindiğiyle ilgili bir gayesi de yok. Onda kime neyi nasıl peşkeş çekecekler gailesiyle yaşıyor. Hükümetçiliği böyle yapıyor. Ve bunu yaparken de en yakınları bile olsa bu insanlar bundan zerre kadar sorumluluk duymuyorlar. Hatta onu bir hak iddia ediyorlar. Ne ya benim çocuğum işsiz mi kalacak? Sanki de eskilerin deyimiyle 10 çocuğuyla bir mağarada kalmış gibi davranıyor. Ama insanlarımızın satın alma gücünün hangi noktaya düştüğünü görmezden geliyor. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, geçen haftaki bir gazetemizin ekonomi ekinde şöyle diyor, hükümetin görmesi adına söylüyorum bunu. Vatandaşın borcu, yani bankalara olan borcu, kredi kartlarına olan borcu 4.2 milyar Türk lirasını geçti. Niye? Çünkü bütün bu gelişmelerden sonra satın alma gücü azalan insanlarımız hayatlarını borçlanarak idame ettirmek zorunda kalıyor. Ve bunu büyük ölçüde tüketici kredisi olarak veyahut da kredi kartı borcu olarak realize ediyor. Yani bankalar borç verebilir, yatırım için verebilir. Eğer yatırım için veriyorsa zaten bunun ekonomiye ayrıca bir katkısı var. Tabii ki ticaretinde bir katkısı vardır ama
yatırım için alınan borçların istihdam yaratma kapasitesi vardır. Ekonomiye çarpan etkisi vardır. Ve ekonominin büyümesi, geleceğin daha sağlıklı bir yapıya kavuşması adına büyümesi söz konusudur. Halbuki burada insanlarımız günlük yaşantısını sürdürebilme adına borçlanıyor. Çünkü burada deniyor ki tüketici ve kredi kartları borçları bir yılda değil ha 10 ayda %12 arttı. Bütün bunlara rağmen hükümetin sessiz kalır olması kabul edilmesi mümkün bir davranış değildir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Devlet Planlama Örgütü'nün verilerine göre ülkemizin ki kayıt yaptıranlardan alınan sayıdır bu, işsiz sayısı 8500 civarındadır. Bu 2,5 çağ nüfusu demektir. Yani 2 yıl üst üste liseden mezun olanların sayısından fazla bir rakamdır bu. 3500 olarak öngörürsek çağ nüfusunu, ki o civardadır. 3500, 7000, bu 8500. Yani 2,5 yıl liseden mezun olan insan sayısının toplamından fazla işsizimiz vardır. Ve dediğim gibi bunlar yalnızca kendini kayıt ettirenlerdir. Kayıt olmayanlar ayrıdır. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan sanki yeniymiş gibi iş hayatına yeni girecek ve başkasının yanında çalışacak insanların sigorta ve ihtiyaç sandığını devletin ödeyeceği müjdesini verdi. Bu zaten uygulanıyordu. Bu zaten bizim hükümet dönemlerimizde uygulanan ve 18 aylık gibi bir sürede 8000 işçinin başkasının yanında çalışması, yaklaşık 200 kişinin de kendi iş imkanı kurması koşuluyla bu imkanlar bu insanlara sağlanmıştır. Nereden icap etti da 18 ay sonra Sayın Başbakan'ın aklına böyle bir uygulama geldi? Bu zaten uygulanan bir şey. Hayatta olan bir şey. Seçimler yanaşıyorsa da biz amma güzel işler yapıyoruz gibi bir algı yaratma adına, algı operasyonuna yönelik bir söylemse bunu vatandaş yutmaz, iş sahipleri de yutmaz. Çünkü zaten böyle bir uygulamanın olduğu bir vakaydı. Peki işsizliğin 8500-9000 kayıtlı olan bizim gibi küçük bir ülkede ekonominin geliştiğini, büyüdüğünü söylemek nasıl bir şeydir? Bunu anlamak nasıl bir şeydir? Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, 2015 yılı rakamlarına göre ihracat 118 milyon iken 2016 sonundaki bu hükümetin bütünüyle iktidarda olduğu bir dönemdir, 105 milyon dolara düşmüş. Yani 15 milyon Türk liralık bir gerileme söz konusudur. Şimdi bu %15'e tekabül eder. Yani 15 milyon Türk liralık, özür dilerim, 15 milyon dolarlık rakam küçük görünse bile 115'in içinde 15, %13, 12,5, 13'e tekabül etmektedir ki büyük bir daralmadır. Bunun iki açıklaması vardır. Ya üretimimiz %13 azalmıştır ya da ihraç ettiklerimiz ürünlerin %13 miktarı elimizde kalmıştır. İhraç edememişizdir. Bu da ekonominin iyiye gitmediğinin bir işaretidir. Hani nerede o uçan ekonomi? Hani nerede o uçan
gelirler. Söylemek kolay ama uygulama ve hayatın gerçeği söylenenin çok ötesinde bir şey. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, yine bu hükümet döneminde 2015, 2016, 2017 esas alırsak enflasyon görülmemiş oranda artmıştır. 2015 yılı sonunda %7.8 olan enflasyon 2016'nın sonunda %10.3'e 2017'nin ilk 11 ayında, ilk 10 ayında da %11.3'e çıkmıştır. Ki bunun %14'e çıkması öngörülmektedir. En iyi tahminler. Yani insanlarımızın 2017 yılında satın alma gücü bunun %6'sının ödendiğini varsayarsak %5,5 reel anlamda geriye düşmüştür. Dövizin artışını hiç hesaba katmazsak eğer bu doğru. Çünkü dövizin artışının son günlerde, son 3 günde nereye çıktığını hepimiz biliyoruz. Ben altını çizmek istiyorum tekrar. Eğer bir ülkede tüketici ve kredi kartı borçları bir yılın ilk 10 ayında %12 artıyor ise burada bir sıkıntı var demektir. Burada bir sıkıntı var demektir. Bu halkımızın satın alma gücünün azaldığının işaretidir. Bu halkımızın bugününü yaşamak adına gelecekteki gelirini ipotek altına koyduğunun işaretidir. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Türk parasının değer kaybetmesi nedeniyle doğaldır ki dövize olan talep yatırım anlamında artmaktadır. Türk parası değer kaybettiği için döviz olarak insanlar kendi paralarını, olan paralarını veyahut da saklamak durumunda kalabilirler ama ayrıca yatırım da yapabilirler başka amaçlarla. Yine Merkez Bankası verilerine göre Türk parası mevduat ile döviz mevduatı arasındaki fark giderek dövizin lehine kapanmaktadır. Yani neredeyse eşitlenmiştir. Bankalarımızdaki Türk parası mevduat ile döviz mevduatı neredeyse eşitlenmiştir. Bunun çok nedeni olabilir işte kira gelirlerinin, satışların dövizde olması ama böylesi kaygan bir ekonomide haklı olarak hükümetler de ekonomistler de borçlanan vatandaşlara dövizin olumsuz etkisinden daha az yararlanmak adına Türk parası borçlanın diyorlar. Bu doğru bir tespittir. Ama bankalarda mevcut dövizin de bir gerçek olduğunu ve onun plase edilmezse ekonomiye katkısının çok da iyi olmayacağını, plase edilmediği sürece de bankalara bir yük olacağını hepimiz biliyoruz. O da işin başka tarafı. Bu durumda ya bankalar plase edemedikleri bu dövizin maliyetlerini, çünkü ona bir faiz ödüyorlar, ödeme konusunda sıkıntı yaşayacaklar veyahut da daha düşük faizle yurt dışına satmak zorunda kalacak. Bu açıdan da hükümetin bankacılık sistemiyle ilgili ne olabileceğinin değerlendirmesini yapması gerekir diye düşünüyorum. Ve yine eğer bu dövizlerin yurt dışında
nemalandırılması söz konusu olacaksa bileceğiz ki ekonomimize de herhangi bir katkısı olmayacaktır. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, birkaç cümlem kaldı Sayın Başkan. Bu hükümet Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile bir ekonomik işbirliği protokolü imzalamıştır. Ve bu protokolda reformların yapılması koşulu ile bazı hibelerin, kredilerin verileceği öngörülmüştür. Ama bu hükümet Türkiye ile ilişkilerinin ve Türkiye bağlılığının çok yüksek olduğunu söylemesine rağmen bu protokolda öngörülen reformları yapmadığı için bu hibelerin çoğunu da alamamıştı. Yaklaşık 700 milyon lira mı sayın eski Maliye Bakanı? Yaklaşık yani aşağı yukarı. Bu da tabii alınamadığı için ekonomimize herhangi bir pozitif giriş olmamış demek. Dolayısıyla hükümetin gerçekten bu 18 ayda ne yaptığını yalnızca ben değil sanırım bütün halkımız merakla beklemektedir. Bunu ben hükümetin aman aman eleştirilmesi yapsın diye söylemiyorum. Çünkü hepimizin gayesini ekonomiyi canlandırarak ülkenin gelir kaynaklarını artırarak insanlarımızın yaşam kalitesini olumlu etkilemesini sağlamaktır. Bu olmalıdır en azından. Ve biz bu anlamda atılacak her adımda ve bununla ilgili meclise getirilecek her yasayla ilgili yapıcı olmaya hazır olduğumuzu birçok kez parti olarak da parti başkanımız da söylemiştir. Dolayısıyla hükümetin bu konuları da önüne alıp değerlendirmesi ve halkımızın yararına iş yapması gerekir. İnancındayım. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Saygılar sunarım.